Mustafa Hocam, size döneyim. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir demeci de var. Onu da hatırlatırım. Diyor ki, Türkiye geleceğin parlayan yıldızı ve süper gücüdür. Hiç kimse ülkemizi kötü gösteren, karamsarlık tabloru çizen bir art niyetliliğe umut bağlamamalıdır. Özellikle altını çizmeliyim ki muhalefetin Türkiye'yi karalama ve kundaklama yarışı iflah olmaz bir hastalık seviyesindedir. Muhalefet bir karamsarlık tablosu mu çiziyor yoksa gerçekten diğer konuklarımın bahsettiği gibi ekonomide bazı problemler var. Emekliler de bu problemlerden en fazla etkilenen kesim. Emeklilere dönük yeni bir şey yapılmalı mıdır? Yani şimdi burada her şey birbirine karışıyor. Bir siyaset öne çıkıyor. Burada 85 milyon olarak hepimizin siyaseti üstü. Emeklinin sorunu hepimizin sorunu, evet, olması gerekir. Biz bu arada tabii ki emekli yakınlarımız var, emeklilerle yakın temasımız var. Bunları hem arazide görüyoruz, hem şurada sizin programınızı sosyal medyada paylaştıktan sonra çok sayıda mesaj geliyor. Şimdi bir emeklilerin sıkıntıda olduğu açık bir gerçek. Hı hı. Bunun altını çiziyoruz. Bugün de burada bunu konuşurken bizi bu kadar milyonlarca emekli izliyor. Kelimeleri falan çok dikkatli, evet, seçmek lazım. Demek ki burada bu haklılar, bir talepleri yerinde, bunun muhakkak çözülmesi lazım. Bunu kim çözecek? Bugün bu hükümet çözecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümet çözecek. İlgili bakanlar çalışacaklar. Ülkenin belli bir bütçesi var, gelirleri var, giderleri var. Netice itibariyle tabii ki geçmişten yapılanlar, burada değerli konuşmacılar EYT'den bahsetti. EYT olmasaydı veya Sayın Hocam Cem Bey baştan bunlar dengelenmiş olsaydı bugün olmazdı. Onların söylediklerine baktığımız zaman EYT da AK Parti hiç yokken, kurulmadan önce 1999 yılından gelen bir süreç. Sonuçta da yani siyaset şudur, yani ben de bir siyaset yapmış bir kişi olarak, vatandaşın taleplerini çözmektir. EYT'yi bugün biz konuşursa o günkü şartlarla bugünkü şartlar aynı değil veya gündemdeki derecesi aynı değil. Herkes o zaman da ne diyordu? EYT, EYT, EYT diyor. Siyaset EYT'den gelen talebe duyarsız kalamaz. Mesela siz siyasetçi olarak, ülkeyi yöneten olarak önceliklerinizi gelen taleplere göre ayarlamak durumundasınız. Ama bir de bir şey var ki benim yani çok yakından tanıdığım Sayın Recep Tayyip Erdoğan popülist davranmaz. Yapacağını yapar, yapamayacağını izah eder. Vatandaş da buna inanır, güvenir. Zaten bu böyle olmasa 17 seçimi girip kazanıyorsunuz. Evet. Bunun karşılığında milletin size bir güveni var. Ne diyor? Yine tamam Tayyip Bey izah ediyor. Vatandaş da diyor ki yine ben bugün sorunum çözülmese bile yaparsa yine Tayyip Bey yapar diyor. Dolayısıyla şimdi yani bütçe rakamları ortada. İşte ya devletin yatırım bütçesi ortada. Sayın Özgür Özel de demiş ki efendim, emekliye para vermeye gelince nereye? Bütçede para yok diyorlar demiş Sayın Özgür Özel. Ya şimdi Sayın Özgür Özel tamamen yani bu konuda yani bir siyaseti öne çıkarıyor. Şimdi yani çok üzüldüğüm taraf, İşte bir aydan az bir zaman kaldı yerel seçime. Biz yerel seçimde belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçeceğiz. Hükümeti seçmeyeceğiz. Yani bu yerel seçimlerin sonucuna... genel seçimin konusu olarak görüyorsunuz. Yani yerel seçimin konusu ama yani yine çok dikkatli ifade ediyorum. Ya burada yerel seçimde en başarı elde eden, tamam diyelim Özgür Özel birinci parti olduğu zaman o mu çözecek emeklinin sorunu bu? Bir genel seçimin, bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre ikinci defa seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci seçiminden daha bir yıl geçmedi. Sonuçta bir de ekonomideki bugün yine Sayın Maliye Bakanımızın açıklamaları, son 2023'teki büyüme rakamları, yapısal değişikliklerdeki başarı, yine Cevdet Bey'in bir sonraki yılda, daha sonraki yılda enflasyonun tek rakama düşmesi, esas olay yapısal şartların iyileştirilmesi ki yani biz bugün bir zam diyoruz. Da bir iyileşme var diyorsunuz. Var, onun olduğunu gösteriyor. Ben de Cem Bey 5 saat falan görüşmüş. Ben de bir başka medya grubunun bir davetlisi olarak en fazla 2 ay oldu. En az 2 saat sunum yaptı. Orada eğrilerle, grafiklerle gelecek yıllara ait
tahminlerini yaptı ekonomiye yönelik. Ya ekonomide bir düzelme olacağı açık bir gerçek. Evet. Bundan hepimizin de iktidar muhalefet sevmemiz lazım. Sonuçta eğer bu iyileşmeler yapılırsa, gelirimiz daha fazla artarsa, bu durumda emekliye vereceğimiz, memura vereceğimiz bütün veya daha fazla yatırım yapma imkanımız ortaya çıkar. Burada da tekrar söylüyorum, yani Devlet Bey'in söylemiyle Tayyip Bey'in söylemi arasında ben bir fark olmadığını görüyorum. Ama Özgür Bey'inkinin biraz daha bu yaklaşan seçimlerde, yani bir de yerel seçimlerde de bazı olumsuzluklar falan, orada bir popülist söyleme dönüşüyor. Benim tavsiyem şudur: bir akademisyen, bir hoca olarak, siyaset yapmış bir kişi olarak da bu meseleleri siyaset üstü düşünmemiz lazım. En yakın zamanda da devletimizin imkanlarıyla, bütçe imkanlarıyla emekli kardeşlerimize gerçekten verilmesi gereken ne varsa en maksimum düzeyde verilmesi için bence çoktan bu çalışmalar başlatılmıştır. Bunların ama neticesini de yine herkes tanıyan, Tayyip Bey'i tanıyan, hı hı, bir seçim yatırımı olarak düşünmemesi lazım. Ben yani bir şey daha, yeni bir siyasette adayım 2002 seçimlerinde. Bir yerde Tayyip Bey'le beraberiz. Bir ilçe veya il baraj istiyor. O günkü şartta daha yeni iktidar olacak AK Parti. Devlet Su İşleri bir hesap yapmış. Ya demiş, bu yapılacak barajlara göre bütçeyi ayırdığım zaman ben bu verilen sözleri yapamam. Bu barajın önceliğini biz tekrar bir fizibilite çalışmasına göre önceliğini koyarız. Bak, daha yeni başbakanlığa aday diyor ki bunun için bana oy vermeyecekseniz vermeyin. Ben bunu burada size yaparım diyemem. Burada da Tayyip Bey gerçekçi bir söylem benimsiyor. Emeklilerin durumunu biz bir vatandaş olarak biliyoruz. Tayyip Bey bilmiyor mu? Netice itibariyle de burada şartlar zor. Bunların mutlaka iyileşmesi lazım. Eldeki bütçe imkanlarına göre en iyisini yapılacağı ve her geçen günde şu şeyi de şöyle bitireyim. Her geçen günde bu yapılaşmada elde edilen olumlu sonuçlar ülkenin ekonomisi adına, buradan bütün Türkiye adına daha hepimize olumlu yansıyacağı da bir açık bir gerçek. Peki.